Kur'an-ı Kerim insanlığa gönderdiği Cenab-ı Hak'tan gelen bir mektup. Zahirden gelen, bir faniden gelen bir mektuba ne kadar ehemmiyet veririz? Ticari bir mektuba, hukuki bir mektuba yahut bir dosttan gelen mektuba. Cenab-ı Hak'la ne kadar bir dostluk halindeyiz? Ayetlerin ne kadar derinliğine mesafemiz var? Malum Kur'an-ı Kerim kalple okunur. Ne kadar kalpte derinlik varsa, büyükler buyuruyor, herkes aynı rahle başında oturur, kalbi duruma göre farklı farklı Kur'an-ı Kerim'in tecellisi olur. Yani derinlik kadar Kur'an-ı Kerim kendisini açar, kalbi derinlik kadar. Onun için kalbin tekamülü de zaruri. Sırf zahirde kalanlar için Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi'nde Beni İsrail alimlerini zihne depo ediyor. Bir harekete geçirmiyor, davranışta yok. Kitap yüklü merkepler gibidir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'le Cenab-ı Hak bizim derinleşmemizi istiyor. Her ayet Allah'ın muradı nedir? Kalbe göre ayetler derin bir ufka bakar gibi bir dehşete bırakması lazım. Mesela bir kimsenin gözünü bağlasalar Marmara Denizi'nin ortasında gözünü açsalar Marmara Denizi'ne çok büyük zanneder. Her taraf sudur. Fakat onu alıp da başka bir kimseyi büyük okyanus ortasına koysalar orası aynı sonsuz bir deniz, ufuk. Eğer kalbi seviyeye azsa onu Marmara Denizi ile büyük okyanusu aynı görmez. Fakat eğer kalbinde dürbün varsa, kalp derinleşmişse, Cenab-ı Hakk'a kalp yaklaşmışsa, çünkü Cenab-ı Hak fettekullah ve yuallimukullah buyurdu. Biz ne kadar takva varsa o kadar Cenab-ı Hak bir derinlik veriyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela Efendimiz bir ayeti okurdu, ağlamaya başlardı. Sahabi ağlamaya başlardı. Demek ki ne kadar bir derinlik veriyordu bir ayet. Velhâsıl Cenab-ı Hak da bu bize ikramını bildiriyor ve Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an-ı Kerim'le derinleşmek de bu da bizim takva hayatımıza bağlı. Hayatımızın her safhasında Kur'an ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar var? Unut ayetleri, Efendimiz sünnet-i seniyesini unuttuğumuz yerler var mı? Aile hayatında, ticari hayatta, içtimai problemler karşısında yine Cenab-ı Hak Er-Rahman Allemel Kur'an Halakal İnsan Allemehül Beyan buyuruluyor. Kur'an'ın menşei Cenab-ı Hak, bir faninin kitabı değil. Onun için taklidi de mümkün değil. Bütün ins ve cin birleşsin diyor. Gücü varsa Cenab-ı Hak buyuruyor. Rahman Allah Kur'an'ı öğretti ve insanı yarattı buyuruluyor. Demek insan Kur'an'la istikametlendiği zaman insan vasfına çıkacak. Ona allemehül beyan hikmetler, sırlar o insanın kalbine ilka olunacak. Bir muhasebe halinde olabilmemiz, Kur'an'la alakamız ne kadar? Yine Cenab-ı Hak Haşr suresinde biz bu Kur'an'ı eğer bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça bir infilak halinde görürdüm buyuruyor. İnfilak etmiş görürdüm buyuruyor. Ve biz bu misalin insanları düşünsünler diye verdiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Yani bu kadar ilahi büyük bir nimet. İnsan büyükler diyor ölünce uyanır. Hakikaten belki bu hikmetler dünyada bize açılmayan hikmetler son nefesten sonra açılacak ama her şey de bitmiş olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi nimetine karşı teşekkür halinde olmamız icap ediyor. Cenab-ı Hak onu istiyor bizden. Hayatımızı Kur'an'ın muhtevasına göre tanzim edebilmek. Ondan sonra kutülen insanı buyuruyor, ma ekfere buyuruyor Cenab-ı Hak. Kahrolası insan buyuruyor, ne inkârcıdır buyuruyor. Ve burada Ebu Leheb'in oğlu Utbe ayet-i kerimede kastediliyor. Bu yeniden dirilmek hususunda bir tereddüt
Ve bu tereddüdün de bir Allah'ın verdiği bu mantıkla, akılla imkansız. Her şey ilahi azamet tecellisi. Cenab-ı Hak, Allah onu neden yarattı soruyor. Mazisine döndürüyor. O bir nutfeden, yok kadar bir şeyden, zerrenin zerrini bir spermden nasıl teşekkür etti? Onu tefekküre davet ediyor. Sonra onu takdir ettiği şekle koydu. Yani o spermi yarattı ve ona bir şekil verdi. Yani kul mazisini tefekkür edecek. Nasıl bütün insanlar, 6,5-7 milyar insan simaları değişik, çok daha ötede kaderleri değişik. İki tane aynı kaderi yaşayan iki insan yok kainatta. 7 milyar insan içinde. 7 milyar içinde hatta Adem Aleyhisselam bugün de parmak izi aynı olan iki insan yok. Sonra Cenab-ı Hak sümmessebiyle yessere buyuruyor. Sonra onun yolunu kolaylaştırdı. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Yani malum bunu doktorlar daha iyi idrak ederler. O ana karnında nasıl şekilden şekle girdi? Nutfe, alaka, mudga, lahim, izam vesaire. Sonra onun yolunu nasıl kolaylaştırdı? O rahimde nasıl gelişti? Nasıl dışarı çıktı oradan? Bir nasıl bir meyve pişer dalında? Daldıktan sonra o koparacak hale gelir. O teşekkül oradan o hazneden ne şekilde çıktı? Nasıl döndü? Nasıl çıktı? Nasıl o su balonunu patlattı? Nasıl şey oldu? Yani Kur'an bizi daima bir tefekküre davet ediyor. Azimet-i ilahi tefekkür edilecek. Tefekkür bir iman anahtarı olacak. İbadetler huşu içinde olacak. Muamelat, ahlak, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmanın gayreti içinde bulunacak. Velhâsıl dünya geliş bildiriliyor. Diğer bir ayet-i kerimede de Yasin Suresi'nde orada bir ibretli bir yolculuk bildiriyor dünyada ve men nuammirhu nekkusu fil halk efela yakulun. Biz o güç kuvvet verdiğimiz, ömür verdiğimiz, güç kuvvet verdiğimiz, gençlik verdiğimiz o insanı nekkusu fil halk yaratılışın tersine çeviririz buyuruyor. Saç sakal ağrır. Vücut şakülünden düşer, arızalar artar, efela yakulun. İnsan akıl erdirmez mi? Ne yollardan geldi? Dünyadaki hayatı nasıl? Yolculuk nereye? Yani Cenab-ı Hak bu idrak içinde olabilmemizi arzu ediyor ki ihtiraslardan kurtulacağız. Her gördüğümüz şeyi Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacağız. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir tecellisi. Ondan sonra Cenab-ı Hak sümme emâtu fe akbere buyuruyor. Sonra onu öldürüp kabre koydurdu. Bir nutfeden geliş, nutfeden bir dünyaya çıkış. İnfitar suresinde Cenab-ı Hak, ey insan, seni şekilsizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Ondan bir dünya hayatı bildiriliyor. Nasıl bir fanilik içinde dünya hayatı akışıyor. Ondan sonra onun canını aldı ve kabre koydu. Demek bir kabir hayatı tefekkür isteniyor. Kabir nedir? Kabir kıyamete kadar uzanan ilahi bir koridor. Yani bir mahkeme koridorunda beklemek, orada kazanmak ve kaybetmek yok. Oradaki hayatımızı, dünyevi hayatımızı şekillendirecek. Efendimiz bedenin fonksiyonu bitiyor. Şu bedenin fonksiyonu dünyaya ait. Beden toprağa mensup, topraktan toprak bitecek. Ruh Cenab-ı Hakk'a mensup, nefahtu fihi min ruhi, ruh devam edecek. Kabir, bu dünya hayatımıza göre şekillenecek. Son nefeste dünya hayatımıza göre şekillenecek. Dünya hayatında saadet nasıl? Cenab-ı Hak'la beraber ol. Ela bizikillahi tatminnül kulub. Kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması. Nabızlarını o şekilde atması. Allah benim bu halimden razıyım, ben Allah rızasında mıyım? Niçin dünyaya geldim? Verilen nimetler niye bana verildi? Bundan bir tefekkürü içinde olabilmek. Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimede de hep hatırlatıyor bunu. Kıyamet sonra insan
başıboş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Müminin sonu biz insanı boş yere yaratmadık, huzurumuza gelip hesap vermeyeceğini mi zannediyor buyuruyor. Cenab-ı nimetleri bir sayamazsınız buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruluyor. Doğan suresinde gökleri ve yeri bir oyun eğlence olarak yaratmadık buyuruyor. Velhâsıl hep ikaz, Cenab-ı Hak kulunun cennete hazırlanmasını istiyor. Tabi cennete de hantal bir kalp hazırlanamaz. Kalp incelecek, rakikleşecek, duyuşları artacak, zarifleşecek. İlahi azamet hep ilahi azametin bir şeyi altında kalacak. Azziyeti alın, Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütufları düşünecek.